tane topladım, iki tane de gelmişim. İzin dilekçesi yok değil mi? İzin dilekçesi yok. Yok, tamam. Arkadaşlar 5.393 söylediğim 22. madde son cümlesi gereği bir önceki toplantıda alınan kararlar tüm meclislerimize tebliğ edilmiştir. Madde hata varsın, düzeltilmesi yok o zaman. Gündeme ilan edilecek konu var mı? Tamam, ondan sonra konuşturalım, ondan sonra bakalım. Tamam, buyurun Cuma. Sayın Başkanım, değerli üniversitesi arkadaşlar, değerli arkadaşlar, benim şahsım ve grubumun adına saygıyla selamlıyorum. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununun demokratik ve şeffaf yönetimine gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkı kullanımlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir. Ayrıca 5393 sayılı belediye kanunu 26. maddesi belediye meclisi bilgi edinme ve denetim yetkisi faaliyet raporu değerlendirme, denetim komisyonu, soru genel görüşme, gen soru yoluyla kullanılır. Meclis üyeleri, meclis başkanlarına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendirileceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Aşağıda belirtilen konular kamuoyunda konuşulduğundan dolayı bunlarla ilgili bir iddiamız yok. Ancak kamuoyunda önümüze geçip bizlere soruyorlar, bilgiler istiyorlar. Dolayısıyla hem meclisimizin hem kamuoyunun bilgilendirmesi açısından bazı sorularımız olacak Sayın Başkanım sizlere. Sorular, birinci soruya yazılı olarak, diğer sorulara ise sözlü veya yazılı olarak cevap verilmesi meclisin ve kamuoyunun bilgilendirmesi hususunda gereğini arz ve talep ediyorum. Ama şimdi bu gündem dışına olmuyor. Bunu bana verdiği için burada bir çok güzel şeyler. Ondan sonra bunu. Şimdi yazılı veya sözlü olarak verilmesi. O soru önergesi meclis başkanına verilir. Meclis başkanından burada okulu. Ondan sonra cevap da verilir. Burada kalkıp bir gündem dışı değil bu ya. Siz yine okuyun, devam edin ama sizin yapmış olduğunuz gündem dışı konuşma değil. Teşekkür ederim. Devam edin. Tayyip'in mahallesi 154 adet 42 parselde itiraz terim işlemleri sırasında bir adet parsel belediye şirketine satılarak satıldıktan sonra belirtilen parsel sahiplerine yatırılan 270 bin TL para parsel sahipleri tarafından belediye şirketine geri iade edildi. Edildiyse bu para kim veya kimler tarafından alındı ve nereye yatırıldı veya kullanıldı? Geçen yıl Güven Orgun'a ait kira verilen Pelikör Bağlar Yolu 666 adı bir parsel Poydan sitesi önünde belediyemize ait yeşil alandaki işletmenin imalatını ve mobilyalarını Güven Orgun tarafından mı yoksa belediye tarafından mı karşılandı? Güven Orgun tarafından karşılandı ise Musab SGK tabakları olup olmadığının araştırması ve kamp meclisimize bilgi verilmesi. Yine söz konusu işletme 21 Haziran 2022 tarihinde belediye encümenince Güneş Olgun'dan belediye çalışanın birine 24 bin TL kira bedeline yıllık delil bedeline delil olduğu yıllık alınan yıllık bedeline delil olduğu ve hava parası Güneş Olgun'a veya başka birilerine ödeme yaptırdığı kamuoyunda konuşulmakta. Konuda gerekli açıklamanın meclis ve kamuoyuna verilmesi, eğer böyle bir şey yapıldıysa bu durum hakkında genelliği yapılmasını. 3. İlgili belediye mevzuatına göre belediye başkanı ve meclis üyeleri belediye ile ilgili ticari ilişkide bulunamaz ve bunun bulunması yasak olduğunu da bilinmektedir. Oysa Burbet AŞ, Burbet personel AŞ'nin sizinle ortak olduğunuz veya ortak çalıştığımız Maruf Şahin ofisi tarafından defterden tutulduğu ve tutulması ile ilgili konu hakkında meclisimize bildirilmesi. İmar şartları belediye meclisinde değiştirilmiş olan Didimli Turizm Kooperatifinin muhasebesinin yine ortak olduğunuz veya birlikte çalıştığınız Maruf Şahin ofisince tutulmasının ne derece doğru olduğunu kamuoyunun bilgilendirilmesi. Bak orada
olduğunuz ya da... Hayır, ortak olduğunuz diyorsun, mahkeme... Şirket. Hayır, mahkeme vermiyor. Şirketle ilgili olarak, ben kooperatifle ilgili olarak demiyorum. Bak neyle uğraşıyorsun, ama orada iddiam, kötü bir iddiam var. Sayın Başkanım. Güzel bir laflarını. Bak, mahkeme vermiyor. Kooperatife ortak olduğunuzu demiyorum. Ortak olduğunuz şirket, yani muhasebe şirketi tarafından, muhasebe şirketlerinin... Arkadaşlar bakın, ben şunu söyledik ya, çok açıkça. Hakan Koca'yla hayatım boyunca ortaklığım olmadı. Onu bir kere bilirim. İspat edin, hemen istifa edeceğim. Gene sizin... Yok öyle bir şey, şirket diyorsun ama bak iddianlar çok şirket güzel. Şirket demiyorum. Hakan Koca'dan benim ortaklığım hiç olmadı. Ben Hakan Koca'dan bahsetmiyorum. Ama sizin... şirket, belediye şirketi, benim muhasebe şirketi diyorum, bir kere şirket değil benim. Ben kendi başım, Ali Kemal Devletli olarak muhasebe dönem var benim 41 yıldır. Bugüne kadar hiçbir Allah'ın kuluyla ortak olmadı. Bak buradan dolayı ısırırım ya, onu da söylüyorsun. Bak Sayın Başkan, ortak olduğunuzu bilmiyoruz. Bak Sayın Başkan. Arkadaşım bakın araştırmadan böyle iddianlarla buraya gelmiyor. Ben bir şey söylüyorum Sayın Başkanım. Bak ortak bir olduğunuz. Bir de bunlar bu yünden bir şey değil. Lütfen bilirsiniz biz onları değmeyiz. Sayın Başkanım. Bu... Bakın böyle bir şey yok. Gidelim Büyükşehir'e. Kemal Bey böyle bir şey var mı Büyükşehir'e? Dilekçe yönetsin orada okurlar. Sayın Başkan ben sorularımı sözlü olarak... Sözlü olarak size soruyorum. Ben de cevap hemen vereceğim onlara. Ver. Şimdi ben de hemen vereyim. Kamuoyu duysun. Burada... Kamuoyu duysun. Hemen vereceğim. Sayın Başkanım. Ama bunu ben mahkemeye götüreceğim. Onu da söyleyeceğim. Sayın Başkanım. Evet. Burada ben şirket ortağı olduğunuzu demiyorum. Bak bunu tekrarlıyorum burada. Anonim şirketinin sizin de olduğunuz, ortak olduğunuz veya ortak çalıştığınız diye. Çalışmıyorum kardeşim. Ya çalışmıyorsanız ben bu mali müşavirlik bürosu tarafından tutuldu söylenmektedir. Ya söylenmektedir olabilir ama bak bunlar iddiaları mahkemeye götürüyor. Sayın Başkanım ben size itham etmek istemiyorum. Ben size sadece... Ben cevap vermem ben yapmaya gerek yok. Başkanım bu konularla ilgili olarak kamuoyunda konuşuluyor. Ya başkan sen bu konularla eğer değilse sizin de açınızdan bunları burada açıklamanız sizin de menfaatinize. Dolayısıyla biz de bu sorularla karşılaşmamız gerekiyor. Ben cevap vermem yazmaya gerek yok. Soru soruya geliyorum Sayın Başkanım. Zamanında son zamanlarda belediyenizin önünde şansınızla kullanırken görüldüğü 16 TAC 94 bakanı Mercedes Vito marka araç kim veya kimlere ait? Vito. 16 TAC. Bugün getiriyor gündeme zaten. Kimseye ben katkımı ben aldım. Sayın Başkanım. Bir dakika arkadaşım bakın bir şey söyleyeyim. Zaten gündemde olan bir şey orada konuşman yanlış ya. Gündeme geldiği zaman konuşursun. Ya sen meclisin adamını bile bilmiyorsun ya. Sayın Başkan, ben meclisin adamını ben çok iyi biliyorum, siz meclisin adamını bozuyorsunuz. Ya varma kardeşim, bakın burada gündemde var, gündemde gelecek konuşuyor. Gündemde var, biz ne yapalım? Nerede gündem maddesi bize geldi mi arkadaşlar, var mı önünüzde gündem? Böyle bir şey gündemde yok. Ya gündeme ilave edin ya kardeşim, bakın gündeme ilave edeceğimiz maddelere bakarsın ondan sonra. Sayın Başkanım, gündeme ilave edebilirsin, ben milletçi değilim onu bileceğim. Ben şunu ifade edeyim, müsaade edin mi? Bu kişiden, yani yerimizde söz aldığımız zaman, yani siz bu meclisin nasıl idare edildiğini biliyorum diyorsunuz. Biz de asla kadar bize orada meclis başkanımız yapsın. Gündem bir şey bu meclisin, Sayın Başkan, bu meclisten... Sen bunu yazılı veya sözlü de bak ne diyor. Yazılı veya sözlü önerge verebilir. Soru olarak buraya gelip soramazsın. Buraya gelip soramazsın. Sözlü olarak ben soruyorum işte. Soru soruyor. Soramazsın. Sayın Başkan. Ya ben hepsine cevap vereceğim ya. Gerek yok. Sayın arkadaş, bir dakika. Tamam arkadaşlar, kapat arkadaş, kapat, tamam bitti. Ya bir dakika. Ben cevap vereceğim kardeşim ya. Hepsine cevap vereceğim. Şimdi az önce bir şey söyledim. Cevap vereceğim. Her zaman yaptığınızı şu anda da yapıyorsunuz. Bizim konuşma özgürlüğümüzü kısıtlıyorsunuz. Sen o zaman bak. Sen meclis iş birliğine göre, iş birliğine göre. Sen gündem dışı. Soru soruyorum size. Önemli vermiyorum, önemli vermiyorum. Gündem dışı diyorsun. Ben gündem dışı önemli vermiyorum. Soru soruyorum size. Geleceğim size. Ben bir şey ifade edeyim mi? Her zaman yaptığınızı yapmayın. Biz bir şey söyledik mi? Ben grup başkanıyım. Grup başkanı olarak ben sizden söz söylediğiniz zaman siz başkasına söz vermemeniz lazım. Yok ya. Ama siz bakmıyorsunuz. Arkadaşlar siz bundan sonra AK Parti arkadaşlar bizden izin değil. İnşallah bak kaldırmayın. Benimle ilgili değil. Hepsi grup başkanımız kaldı. Benimle ilgili değil. Kemal Bey. Bundan sonra söz vermem mi? Arkadaş. Kemal Bey. Ömer Bey. Beni dinler misin? Şehir Bey. Değerli Hanım söz vermem size. Ben öyle bir şey söylemedim. Bak. Grup başkanıymış arkadaş. Sayın Başkanım. O verdik cevapları. Başkanım bak az önce bir şey söylüyorum. Bir şey söylememe gerek kalmıyor. Ama sen öyle dedin.
vermeniz lazım diyorum. Sinan başkan kaldırabilir. Evet. Onun yanında ben onu kastetmiyorum. G500 üyelerine ilgili olarak ben de konuyu benziyorum. Açıklık getirmeden konuyu sattırmak için ben mikrofonu... Ya arkadaş bana patinaj yapıyor ama ne patinaj yaparsan yap. Çare değil. Bu günden sonra. Ne yaparsın? Tamam bitmiştir. Kapat biraz. Evet ki. Günden sonra diye başkanım. Bitti arkadaşlar. Alın bunu söyleyin. Tamam. Bir devam et. Ben sana cevap vereceğim. Her zaman yaptığınızı yapıyorsunuz. Ya yaptınız. Sen kardeşim buradan geçip konuşma mı bu? Tamam. Demokrasi anlayışımız bu işe sen bak. Ya git ya. Tamam.